Merhaba. Bir hikayeyi resimle nasıl anlatırsınız? Ve önce bir olayın, sonra başka bir olayın ve bir başkasının olduğunu nasıl belirtirsiniz? Nesneleri izleyiciye anlam ifade edecek şekilde düzenlemek, bir ressamın resim yapma sürecinin en önemli parçasıdır. Bu resmi yapan ressam, bir papanın rüyasında gördüğü bir dizi olayı aktarırken farklı bölümleri ayırmak için mimari ögeler kullanmış. Eğer hikayeyi bir karikatür dizisi gibi gösterecek olsaydık işte böyle görünürdü. İlk olayda Papa Sergius rüyasında kendisine önemli bir mesaj getiren meleği görür. Bir başpapaz öldürülmüştür ve yerine geçecek olan kişi için atama yapmak zorundadır. İkinci sahne biraz daha uzakta. Tuğla bir yapıda meydana gelir. Papanın yanı sıra diz çökmüş iki figür daha var. Resmin en üst sağ köşesinde papa yeni baş papazı kutsarken tekrar görülür. Resimdeki olaylar ön planda şimdiki zamanda başlayıp arka plandaki geleceğe doğru ilerliyor. Uzaktaki olaylara dikkatimizi çekmek için ressam avlu duvarının bir kısmını yapmamış ve ikinci sahnedeki olayları da iki daralan çizginin arasında kalacak şekilde düzenlemiş. Üçüncü sahneyi ise nehrin ve yolun oluşturduğu çizgi boyunca yerleştirmiş. Resimde gittikçe daralan çizgiler bize yol gösterirken güçlü yatay ve dikey çizgiler bir denge hissi sağlıyor. Kompozisyon izleyiciye yol göstermekten daha fazlasını da yapar. Figürlerin yerleştiriliş biçimi bize kimin ya da neyin önemli olduğunu gösterir. Pierre-Auguste Renoir, bu sahneyi resmettiğinde belli bir yeri kayıt altına almak amacında değildi. Tek bir anı yakalamak istiyordu. Renoir genç kadına çok fazla özen gösterirken arkadaşını resmin üst tarafına sıkıştırmış. Erkeğin kadına bakışındaki diagonal çizginin kenetlenmiş ellerde nasıl tekrar ettiğine dikkat edin. Bu çizgi patika ile da yine tekrarlanıyor. Bu diagonal vurgu bizi eğer kadın erkeğin işaret ettiği kuytu yere giderse ne olur diye düşünmeye itiyor. Renoir bu figürleri bir açıklık duygusu iletmek üzere düzenlemiş. Figürlerin kollarının ve bakışlarının oluşturduğu çizgileri takip edin. Bu belirtilen çizgiler kadın ve erkek arasındaki etkileşime odaklanmamıza yardımcı oluyor. Yerleri değiştirildiğinde ikisi arasındaki ilişkinin nasıl bozulduğuna bir bakın. Renoir'ın resmi dengeli ve bütünleşmiş çünkü iyi düşünülmüş bir kompozisyonu var. Bu kuş bakışı görünümde tuhaf bir şeyler var. Philips Koning bu resmi sanki bir dağın tepesinden bakıyormuş gibi yapmış. Ama Hollanda'da hiç dağ yok. Ressam bir resim yaparken düz bir zeminde mekan algısı yaratabilmek için çeşitli yollar izler. Coeninck de diğer ressamlar gibi üç boyutlu nesneleri iki boyutlu yüzeyde resmedebilmek için matematiksel bir sistem kullanmış. Perspektif denen bu sistem, gözümüzün paralel çizgileri uzaklaştıkça bir araya geliyormuş gibi algılamasına dayanır. Burada çizgilerin ufukta tek bir noktada nasıl birleştiğini görüyorsunuz. Tuvalin altındaki nesnelerin bize daha yakın göründüğüne dikkat edin. Normalde yaptığımız resmin ortasına bakmak yerine resme aşağıdan yukarı doğru bakın. Gözünüz tuvalin üzerine doğru ilerledikçe manzara uzaklaşıyor ve nesneler giderek daha da uzak gibi görünüyor. İşte bu iki figürü karşılaştırarak ressamın ön plandaki figürleri arka plandaki nesnelerden nasıl daha büyük, daha detaylı resmettiğini görebiliriz. Bu aynı zamanda mekanın bizden uzaklaştığı algısına da yardım eder. Eğer Koning, Hollanda'daki manzarayı gerçekte olduğu gibi yapmış olsaydı, resim daha çok böyle görünecekti. Ağaçlar ve tepeler görüş alanını engelleyecekti. Onun yerine Koning, panoramik bir kır illüzyonu resmetmiş. Peki figürler olmasaydı bu resim nasıl görünecekti? Romantik çift olmadan pek de fazla bir derinlik hissi yok. Pierre-Auguste Renoir figürleri yapmış ve böylece onlarla bir mekan algısı yaratmış. Ama bu da önlerinde dallar ve sarmaşıkların olması şartıyla. Kadının elbisesinin önüne tırmanan sarmaşıklar ve erkeğin omuzundaki dallar olmadan derinlik hissi çok az. Figürler her an patikadan kayacakmış gibi duruyor. Yeşillikleri geri koyarsak figürler yine çevreyle bütünleşiyor. Şimdi Paul Cézanne'ın yaptığı bu resme dikkatle bakın. Size de sanki biraz fazla öne yatmış gibi görünmüyor mu? Cézanne bilinçli olarak bu nesneleri birden fazla bakış açısından resimlemiş. Bunun içinde her şey biraz yamuk görünüyor. Daha gerçekçi bir perspektifle bu resim böyle görünecekti. Tekrar bakın. Cézanne'ın perspektifi daha gerçekçi perspektif Yeşil vazo gerçekte böyle görünecekti. Sezan'ın bakış açısının ne kadar farklı olduğuna bakın. Vazoyu bu açıdan ancak yukarıdan içine bakarsak görebiliriz. Sezan'ın resme aktardığı farklı bakış açıları mümkün ama aynı zamanda değil. Eğer masa gerçekten de Sezan'ın gösterdiği şekilde olsaydı elmalar hemen aşağı düşerdi. Sezan resimde derinliğin sadece düz bir yüzeyde yaratılan bir illüzyon olduğunu göstermek amacıyla oranlar ve bakış açılarıyla oynamış. Ressamlar rengi, çeşitli ögeleri bir araya getirmek, belli detaylara dikkatimizi çekmek ve duyguları ifade etmek için kullanır. Bu durum, Peter Paul Rubens'in İsa'nın Gömülmesi adlı tablosunda özellikle çok belirgin. Renk kullanışı İsa'nın yanındakilerin çektiği acıyı daha da ortaya koyuyor. Rubens kırmızı, mavi ve beyazdan oluşan bir palet kullanmış. Ama İsa'nın bedeninin beyazlığı vücuduna sarılan kumaşın beyazlığından farklı. Rubens İsa'nın tenini soğuk ve cansız durumunu ifade edebilmek ve izleyicilerin onun ölümünü düşünmelerini sağlamak için mavi alt tonla yapmış. İsa'nın sola, bizim olduğumuz tarafa doğru yatmasına ve İncilci Yahya'nın onun üst bedenini desteklemesine dikkat edin. Bu etki kısmen kompozisyonla, İsa'nın tuvalde diagonal olarak yığılmasıyla elde edilmiş. Ama bu etki Yahya'nın kızarmış yanakları ve parlak kırmızı kıyafetiyle daha da artmış. Çünkü kırmızı gibi sıcak renkler yayılarak bize doğru hareket ediyormuş gibi görünür. Şimdi düşünün. Kıyafeti başka bir renkle değiştirirsek, diyelim ki maviyle, İsa pek de fazla öne çıkıyormuş gibi görünmüyor. Soğuk renkler görsel olarak uzaklaşıyor gibi görünür. Bu da derinlik yaratmaya yardım eder. İsa'nın arkasında Üç Meryem de mavi giymiş. Soğuk mavi renk onları arka plana sabitliyor. Rubens, İsa ve Bakire Meryem arasındaki ilişkiyi yüzlerindeki ifadeyle vurguluyor. Meryem'in acı çeken yüzü, özellikle dudakları, ölen oğlununkinden daha da mavi görünüyor. Pembemsi elleri, İsa'nın kollarındaki mavilikle kontrastı yaratıyor. Yaşlı gözleri, fiziksel olarak hayatta olduğunu, ama cildindeki solgunluk, yasının büyüklüğünü gösteriyor. Rubens, İsa'nın çektiği acıların hikayesini anlatmaya ve hayatı boyunca ona en yakın olanların üzüntüsünü ifade etmeye yardımcı olmak için son derece yoğun ve dolgun renkler kullanmış. Işık merkezi bir noktadan yayıldığında güçlü ışık ve gölgeler yaratır. Bu, Gerrit van Honthorst'un resminde merkezdeki figürlerde ve onların etrafında özellikle belirgin. İsa'nın bacağının üstünde ve arkasındaki gölgeler olmadan pek gerçek durmuyor. Gölgeler İsa'nın üç boyutlu görünmesini sağlayarak resme hacim katıyor. Işığın İsa'nın karşısında duran adamın zırhına nasıl yansıdığına bir bakın. Tıpkı gölgeler gibi ışık ve yansımalar yüzey ve şekil hakkında ipucu sağlar. Honthorst, ışığı resimdeki önemli kişiyi göstermek, canlılık katmak ve derinlik yaratmak için kullanıyor. Peki bu resimde ışığın nereden geldiğini görebiliyor musunuz? Hontorst'un gece sahnesi kadar belirgin değil. Işık burada bitkilerin hareketini göstermek amacıyla dağıtılmış. Erkek o kadar gizlenmiş ki yüzünü zorlukla görüyoruz. Dallar ve şapkası onu gölgede bırakmış. Diğer taraftan kadınsa ışıkla çevrelenmiş. Son derece aydınlık ve arkasındaki çalılıkla kontrast oluşturuyor. Renoir açıkça kadının resmin odak noktası olduğunu belirtmiş. Figürlerin sağındaki yolda büyük ölçüde güneş ışığı altında. Bu da bizim resmin içine girmemizi ve eğer kadın yolun sonundaki kuytu yere giderse ne olacağını merak etmemizi sağlıyor. Renoir ışığı bu sıradan parkta yürüyüş sahnesine hareket ve doğallık katacak şekilde düzenlemiş. Bunun gibi bir resme baktığınızda Ressamın her bir yaprak, çiçek ve kelebeğin dokusunu verebilmek için ne kadar uğraştığını söyleyebilirsiniz. Ressam Jan van Huysum gerçekçi bir resim yapmakla o kadar ilgiliydi ki, sinek ve çiçek yapraklarındaki çiğ damlaları gibi detayları da ekledi. <laughs> Tüm bunları fırça izleri gizleyerek yaptı üstelik. Böylece resmin yüzeyinde ressamın elinin baskısını ve hareketini pek az hissediyorsunuz. Vincent Van Gogh'un zambaklarının dokusu ise son derece farklı. Kalın boya öbekleri ve vuruşları yüzeyde bir doku oluşturmuş. Böylece boyanın kendisi duyusal bir üç boyutluluk yaratıyor. Bir ressamın yüzeye ne yaptığı önemli. Çünkü düz yüzeyler ışığı dokulu yüzeylerden daha farklı yansıtır. Eğer bir resim dümdüz bir yüzeye sahipse vurgu yaratmak için dokudan çok renk kullanılır. Tıpkı bu kırmızı çiçeğin alt tarafındaki beyaz yerler gibi. Hangi ressamın daha eğitimli ya da yetenekli olduğunu söyleyebilir misiniz? Genellikle bir ressamın yeteneği hakkında basitçe resmin yüzeyinin görünüşüne bakarak aceleci varsayımlar yaparız. Her iki ressam da doğadaki güzellikleri betimlemek için çaba gösteriyor. Ama biri daha çok derinlik ve detaylara, diğeri de canlılık ve hareketi önem veriyor. Hoşçakalın.